Bozcaada dünyanın önde gelen gezi dergilerinden Conte Nast Travel, dünyanın en güzel 22 adasını seçtiğinde Bozcaada listenin 4. sırasında yer aldı. İlk sırada Yunanistan Mikonos, ikinci sırada Endonezya Bali ve üçüncü sırada Karayip adalarından Bermuda adası vardı. Evet, Bozcaada olağanüstü güzel ve turistik bir yer. Adanın yüzölçümü 40 kilometre kare, çevresi 38 kilometre. 500 yıldır adada Türkler ve Rumlar bir arada yaşıyorlar. Toplam nüfus 2500 civarında. Rum nüfus günümüzde 25-30 kişi kadar kalmış. Yazın gelen turistlerle birlikte adanın nüfusu 10 bine çıkıyor. Adanın geçim kaynağı şarapçılık, balıkçılık ve turizm. Bağcılık ve şarapçılık yüzyıllar öncesinden gelen gelenek. Adada yaşayıp da bağı olmayan, şarap yapmayı bilmeyen yok. Evet, adaya ulaşım Çanakkale'ye 50 dakika uzaklıktaki Geyikli iskelesinden feribotla. Buradan feribota binildiğinde yaklaşık 40-45 dakikalık bir yolculuktan sonra Bozcaada'ya ulaşılıyor. Gelelim Bozcaada'nın tarihine. Adanın antik dönemdeki ismi Tenedos. Bu dönemde, yani adanın isminin Tenedos olduğu dönemlerde, burada önemli bir darphanenin bulunduğu sanılıyor. Çünkü Bozcaada'ya ait özel paralar bulunmuş. Gümüş olan bu paralar Perslerden önce basılmaya başlanmış. Paranın bir yüzünde Zeus ve Hera'nın yarım yüzleri, diğer yüzünde ise çift başlı balta, şarap kadehi ve üzüm salkımı var. Evet, Bozcaada uzaktan görüldüğünde boz görüntüsü var, ama boz görüntünün arkasında uçsuz bucaksız bağlar, onları bekleyen bağ evleri ve rüya gibi kumsallar ve pırıl pırıl deniz var. Adanın boz görüntüsünün sebebi rüzgara açık kısımlarda ağaç yetişmemesi, ama iç kesimlerde bölge bölge çamlıklara rastlanıyor. Adaya yaklaştığımızda ilk gözümüze çarpan Bozcaada Kalesi. Kalenin yanına yaklaştığımda veya kalenin yanına gittiğimde size bu konuda ayrıntılı bilgi vereceğim. Evet, antik dönemdeki Tenedos kentinin bugün yerleşim yerinin hemen altında bulunduğu tahmin ediliyor. Yerleşim alanı dışında ise adanın güney kesiminde nekropol, yani mezarlık alanı var. Ada stratejik konum nedeniyle çağlar boyunca birçok kez istilaya uğramış. 1923 yılındaki Lozan Anlaşması'yla Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanmış. Adada 12 koy ve burun var. Adanın çevresinde ise irili ufaklı 10 adacık bulunuyor. Evet, şimdi ada içinde ulaşımdan söz edeceğim. Adaya feribot ile aracınızla geçmenizi önermem. Ada oldukça küçük ve araç park yerleri sıkıntılı. Ada içinde en çok kullanılan ulaşım araçları motosiklet ve bisiklet. Kiralayabiliyorsunuz. Burası Bozcaada ile ilgili hediyelik eşyaların sergilendiği bir açık pazar. Burası da adanın merkezinde bir çay bahçesi. Bilginiz olması açısından fiyat listesini koydum. Evet, ada içinde gezmeye devam ediyorum. Biraz da mimariden söz etmek istiyorum. Adada mimaride Türk ve Rum kültürlerinin izleri beraber görülür. Eskiden Rum ve Türk mahallelerini ayıran bir dere varmış. Şimdi bu derenin yerinde bir cadde var. Adanın merkezi Rumlara ait Cumhuriyet ve Türklere ait Alaybey mahallelerinden oluşuyor.
Burası Çiçek Pastanesi. Bozcaada'nın merkezde en gözde mekanlarından biri. İşletme sahiplerinin büyük dedeleri Rize Çamlıhemşin'den yola çıkarak Çarlık Rusçası'na giderler. Orada işletme sahibi olarak fırıncılık yaparlar. Aile fertleri 1981 yılında gezi amaçlı Bozcaada'ya gelirler. Bir süre sonra adaya yerleşirler ve Çiçek markası böylece ortaya çıkar. Buranın spesiyalleri Bozcaada bademlisi, damak çatlatan tenesos kurabiyesi ve Hacı Tahir badem lokumu. Burası da adadaki tek aktif kilise Meryem Ana Kilisesi. Kilisenin çan kulesine 1869 yılında saat eklenmiş ve saat kulesi olmuş. Yükseklik 23.8 metre. Evet, burası Rum Mahallesi. Rum Mahallesi'nin tam ortasında Meryem Ana Kilisesi. Giriş kapısında 1869 tarihi okunan kilisenin ilk yapılışının Venedikliler dönemine kadar uzandığı tahmin ediliyor. Avlusunda 4 katlı çan ve saat kulesi var. Biraz önce sözünü ettiğim kule. Kule zamanla aşınmaya başlayıp yer yer parça düşmesi sonucunda 1980'lerde kısmen sökülmüş ve metal bir kafes içine alınmıştır. Evet, feribotla Bozcaada'ya yaklaşınca bu kale uzaktan görülüyor. Evet, Bozcaada Kalesi Truva Kralı Priamos, Truva kentine saldıracak gemilere karşı bir kale yaptırmış ve adını Tenedos koymuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hakimiyetine giren kalenin yıkık surları üzerine 1478-1479 yılları arasında yeni bir kale yapılır. Ancak 1807 yılında Bozcaada'yı ele geçiren Ruslar ve İngilizler kaleyi tahrip ederler. Kısa süre sonra tekrar Osmanlı hakimiyetine giren kale 1816 yılında onarılır. Bozcaada Kalesi son olarak 1965-1977 yılları arasında Turizm Bakanlığı tarafından onarılır. Kale yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 250 metre uzunluğunda bir hendekle çevrilir. Günümüzde kalenin içi boş, sadece festival dönemlerinde buralarda konserler veriliyor. Kalenin hemen karşısındaki tepelerde yel değirmenleri var. Eski fotoğraflar ve gravürlerde adanın karşılıklı tepelerinde birçok yel değirmeni görülür. Ada merkezin arkasında yeni kale tepesinde bulunan iki yel değirmeni kalıntısı var. Bunlar Bozcaada Kaymakamlığı tarafından 2019 yılında restore edilmiş. Buraya yürüyerek gitmek için bir patika bulunuyor. Burası da Bozcaada'nın tarihi mekanlarından olan Alay Bey Camii. Yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Muhtemelen 1700'lü yıllarda yapıldığı tahmin ediliyor. Harap durumda olan Ali Ağa Camisi, kale kumandanı olan Miralay Ahmet Ağa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Adının buradan geldiği düşünülür. Cami kırmızı kesme taştan yapılmıştır. Minaresi beyaz kesme taştır. Caminin avlusunda küçük bir hazire var. Bakın, uzaktan görülüyor. Bu haziredeki 14 mezardan biri Osmanlı'da sadrazamlık yapmış olan Halil Hamit Paşa'ya aittir. Burası da Bozcaada Köylü Pazarı. Yerli ürünler, el imalatı ürünler satılıyor. Mutlaka uğramanızı öneririm. Evet, bir günlük Bozcaada gezisinin ardından şimdi geri dönüş yolculuğu. Yine 35 dakikalık bir feribot yolculuğundan sonra Geyikli'ye ulaşılıyor. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın.